Merhabalar arkadaşlar. Orijinal kot paçası dikeceğiz. Kot pantolonumuzun fazlalığını işaretledik, iğneledik ve şu şekilde. Şimdi makinalarımızda kot paçasını nasıl dikeceğiz onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan pantolonumuzun tersini çeviriyoruz ve bu şekilde daha kolay oluyor. Şuradan hemen dikişimizin dibinden başlıyoruz. Tabii ipimiz kırıldı. Evet arkadaşlar, şimdi buradan başlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken, bu dikişler üst üste gelecek ve bu dikişler çok sert oluyor. Şu şekilde çekiçle eziyoruz ki makinamız daha kolay geçsin. Geçsin ve iğne kırmasın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kendime plastikten şu şekilde bir alet hazırladım. Bu kot paçalarını dikerken bize çok yardımcı oluyor. Şimdi dikmeye başlıyorum. Geliyorum. Şu şekilde. Burada elimle yardımcı oluyorum. Ve burada bu plastikten yardım alıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu şöyle buraya yerleştiriyorum. Makinamın burayı atlamadan dikmesi için bu plastiği buraya yerleştiriyorum. Ve makinamız çok güzel bir şekilde orayı dikerek geçti. Şimdi dikerek devam ediyorum. Ve tekrar bu dikişe geldiğinde plastik parçamızı tekrar ayağın altına yerleştiriyorum. Yüksekliği dengelediği için orayı atlamadan dikiyor arkadaşlar. Bakın yine tekrar geldik düzüne. Siz de böyle bir plastik parçasıyla bunu hazırlayıp kot paçalarını dikerken gayet rahat ve iğne kırmadan dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi paçamızı diktik. Şu şekilde çevirip bakıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi paçamız tam denk geldi. Gördüğünüz gibi diğer paçamıza geçelim. Diğer paçamızı da aynı şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şuradan başlıyorum ve paçamızın buraları çok sert. Tekrar dövüyorum ve makinama yardımcı oluyorum çünkü şu an çok sert geldi. Evet, sertliğin üzerindeyken bakın şimdi buradan geçiş yapacağız ve plastik parçamızı buraya yerleştiriyoruz. Ve bu plastik parçanın sayesinde orayı atlamadan dikerek geçiyor makinamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da plastiğimi yerleştirerek yardım alıyorum. Ve paçamızı diktik arkadaşlar. Şimdi hemen pantolonumun düzünü çeviriyorum. Ve bakın overlock'ta burayı kestireceğiz ve orijinal paçamız bitmiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolayca plastik yardımıyla dikişimizi yaptık arkadaşlar. Hoşça kalın.